Evet, Hadi diğer videoya Lapse. geç. Timelapse'i gelmiş. Aha. Acaba görebileceğiz mi silindir yine? Gözüm orada şu an. Benim de gözüm orada. Görünmez o. Olsunuz sağ olun. Görüyoruz, gel görürüz. Sağdaki. Oğlum bu osu ne yaptı lan böyle? Osuyla Star Wars. Hep sabit yani. Osu bot ya orada. İkisi de bot. Ya osu olsam ben de bot kurardım oraya. Void full bizle uğraşmış yani. Kanada'ya bak arada. Nerede Kanada? Şu bizim mu? Sol altımızda. Şurası. Biz nerede Sim abi? Biz direkt gözüküyoruz. Kanada ya. Ne yapıyor? Sesi biraz kısayım ya. Ha, harita video abi, biz de geliyoruz şimdi sağ tarafa. Biz şurada olacağız. Aynen. Evet. Aha geldik. Aa geldik. Bak büyüyor büyüyor, bak aradan geçiyor. Bak aradan geçti bak. Bak bak. Abi ben bilerek büyüttüm animasyon olsun diye. Buraları sansürlemişler de bir de. Bayağı durmuşuz ha. Among Us'a neler yapıyorlar? Aa bak bunun büyüdüğü gece. Blurlamışlar lan bak. Aa! XQC'ye geldi. XQC'ye geldi. Bizim efsane savunma yaptığı olaylı gece. Abi bizim savaş. Bak bak Peru'ya bak. Ha geçtim ora. Bak bir o suya bak, o suya nasıl direniyor? Biz saldırıyoruz lan şu an o suya. Oğlum Among Us'ı blurlamışlar sürekli. Biz gitmişiz, BBL de gitmiş. Bak bak Star Wars'a bana nasıl düzenli oldu hepsi. BBL geri geldi. Tamam işte bu sıra biz de alacaktık hemen saat tarafı. Güzelmiş. Zaten harita bu bundan sonra pek de değişim çok da olmamış galiba. Herkes anlaşmış galiba. Çok da fazla bir değişim yaşanmamış. Türkiye haritası değişti ya. Yeni sayfa açtılar ya. Ha bu da büyüdü değil mi? Bu halinden de büyüdü. Alt kısmı büyüdü. Yeni sayfada bu kadar daha büyüdü. Büyük olay çıktı ama yeni sayfada. Evet. Aha. Bak Fransa'ya bak. Fransa'ya baksana. Olay Oo. Yarattı Amerika ve kimle Şehir kapıştı Amerika. Onlar? Amerika, İspanyollarla Fransızlar Hasan kapıştı. Abi falan. Yok lan önce Amerika'ydı sonra İspanyollarla. On bayağı vermediler yani sol altı. Ya Eyfel'i yaptırmadılar adamlara. Burada XQC şey çizdirdi burada. Yaprak şey mı? Yok, kadın. Tamam haritanın üstünü salmışlar işte şeyden sonra. Oha bunu nasıl yaptılar oğlum bu kadar iyi? Script ya. Tıklıyorsun orada. Neye boyayacağını gösteriyor. Oğlum burada Hollandalılar değişik bir millet lan burada. Onların sistemi öyle çok farklıydı ya. Siteden yapmıyorlar kanka. Çizerek yapıyorlar ya. Oğlum çok iyi. Yapmışlar bir de timelapse'de böyle. Bilerek mi yaptılar acaba onu? Program kullanıyorlar. TikTok terbiyesi Swaggy Berk izledin mi? Swaggy Berk kim oğlum? Swaggy Bark lan adamın nicki. Evet.
En son böyle beyaza boğdular. Çağla abi şu videoda... En son gidiyor tabii ben beyaz. Çağla abi şu video TikTok'ta 2 milyon izlendi. Ne o video? O siktir. Attım bak. Kegir Clips mi attı? Ya. Aynen. Bize miskip girmiş. Hollanda değil. Amık ya. Miskip nasıl niye bize oğlum giriyor? Oğlum ne alaka ya? Ama şu an bırakın maymunu çizsinler, Atatürk'ün yanındaki diğer siyahlığını size bırakacağız diyorlar. Hayır, Atatürk'ün yanına maymun çizdirmeyiz. Direkt bak derinden geliyor direkt. Gırlanmış. Direkt savaş canlı. Dur bakayım. Bir tehdit aldık işte, orayı salmazsanız Atatürk portresine girişeceğiz diye bir tehdit aldık. Hadi bir girsinler ya, ne oluyormuş bakalım. Hadi. Öyle bir şey aldık hadi. Sonrasında... Bak sana bir söyleyeyim mi, Atatürk portresine girişirlerse bizim millet olarak biz deliyiz, anladın mı? Bak, bu bütün, bak burada bütün görünen her yeri boyarız yani, bu sefer hiç hoş olmaz. İşte Twitter'da saçma sapan milliyetçilik diye buna böyle yorumlar, bu videonun üstüne böyle alıntılar yapmışlar da onlardan bahsetmeyeyim şimdi. Fuck you Turkey. Aha. Ne? Dalıyoruz. Ya ne yapalım? What the fuck is happening with Green? Who's doing this? I'm sorry Turkey. Adam oldu. Adam olsun. Paşam. X3C'ye de ayar çektiğimiz klibi atsanıza. Ona da bakalım. O da var evet. Bir dakika bulayım. Oğlum X2C akıl oyunları yapıldı ya. X2C adam akıl oyunu yapmak zorunda kaldık arkadaşlar. Kişi sayısı olarak azdık. Stratejik. Stratejik bir hamleyle başka taraftan yönlendirme aldık gibi göstertip. Tak tak tak. Hangisi? X2C mevzusu. Adam atacağım abi birazdan. Reddit bakalım abi, Reddit'e. Editörler bayağı bakalım bugün demiş. Bayağı ATV bakalım demiş. Haber. Sosyal medyanın gündeminde birkaç gündür ekrandaki bu görsel var. O haberlere bir çıkmış. Yaraklar lafık, ben haritadaki en güzel şeyi ben çizdirdim amına koyayım demiş Sogi Bark. Doğru diyor, doğru diyor. Aslan ya o aslan. Adam, adam. Kaptım bu nasıl materyi. Bir destek mesajı lan? Aslan, kaplan, adam, aslan. Puma. Place etkinliği kapsamında milyonlarca genç dijital bir tuvali ilmek ilmek, daha doğrusu piksel piksel işledi. NFT formatında satışa sunulacak sanat eserinin son halinde ise Türk simgeleri öne çıktı. Atatürk portresinden Türk bayrağına, Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisinden Barış Manço'ya ve hatta TB2'ye kadar Türkiye'den hatta Silender Güne kadar dese. Hatta anam. Sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte gençlerin verdiği o savaşın anlaşılabilir bir özeti. Who is this? Milyonlarca kullanıcı günlerce uğraştı. Ortaya göz kamaştırıcı bir eser çıktı. Türkiye'nin gündemi ise bayrak... Böyle müzik falan insan bir gaza gelmiyor da değil yani. Vallahi o gün Ataşehir'de çıktım, sokakta böyle koştum, yürüdüm yani. Piksel mücadele bir sosyal medya platformunun projesi aslında. Her 5 dakikada bir 16 renkten birini sadece tek bir pikselde kullanabildiğiniz görsel Türk gençlerinin de yoğun ilgisinin hedefiydi. Şu emeğe dokunmasınlar ya. Oh, who's yellow? Who is this? Sarıla sarıla sarıla. 1 Nisan'dan bu yana dijital tuvali boyamak için bilgisayar başındaki milyonlarca genç en büyük savaşı son gece verdi. Şurayı bir kırmızıya boyayabilir miyiz arkadaşlar? Burada bir şeyler dönüyor ama. Polonya bak, üçüncüyü yapma. Sabaha kadar organize bir nöbet tutan yüz binlerce Türk emeklerine müdahale edenlere de mesaj vermeyi ihmal etmedi. Bu arada almışlar mesajı kendileri arkadaşlar, haberiniz olsun. Sesiniz korku salsın lan. Savaşa mı gidiyor? Ya işte nereye? Buradaki makara işte öyle yansıyor, anladın mı? Şimdi burada makara var. Öyle geçmiş yani. İnsanlar da hani lan bu ne şov mu falan filan demişler. Türk bayrağı değildi. Güzel, koruduk şu an. Şimdi herkese link atın. Tuvalin son halinde Atatürk, Ayasofya, Anıtkabir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı. Hayır, o gece piksel atıyordun. İnşallah askere de gidersin. Piksel atıyordun, inşallah yaparsın askerliğini de.
Bayraktar TB2, Barış Manço ve Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa terbiyecisi eseri gibi çok sayıda simge aldı. Aynen Sıvagi yaptı bunu. Yani Sıvagi ne yaptı? 4 tane piksel anca atmıştır amına koyayım. Hayır oğlum orada çatışma vardı. Kardeşim Sıvagi 10 numara gitti. Çizmişsin amına koyayım. Bu nasıl bir güzel bir sanat eseri. Bak Sıvagi gitti dedi ki burayı sanat eseri yapacağız dedi. Bir provokasyon. Hayır benim anlayamadım. Harbiden her şeyi geçtim. Orkun Işıtmak'ta nasıl bir kitle var ki sadece kendisini çizdirdi. Ya bir insan mail atar ya. Bir insan mail atar ya Orkun. Kendini çizdirmişsin NFT deyince. Mami buldun mu klibi? Yok. İlmek ilmek dokunan bir halıyı andıran Reddit Replace etkinliği NFT haline getirilip satılacak. Şimdi gözler o esere ne kadar teklif verileceğinde. En az 500 bin dolar diyorum ben. Az nasıl var ben sana söyleyeyim. Zaten ne tek bir NFT mi? Aynen tek resim. Manyak mısınız oğlum? Bir yani? NFT, 500 bin bir dolar. Bir kişiye mi satılacak? Bence öyle satılmaz. Bence açık parçalar... Yok parçalarlar parça parça NFT olarak satılır bence anladın mı? Kare kare. Bence de oğlum bu 5-10 öyle, bin tane. Öyle NFT komple satarlar yani anladın ben mı? Ben SS'imi aldım parçası. Ben. 4 parçaya bölerler muhtemelen. Ben de SS'ledim. Telif muhabbetini yokmuş, satamazlar yokmuş. Abi. Abi NFT yalanı kim buldu? Günlerden beri bu konuşuluyor. Valla ilk günden beri öyle bir yalan dönüyor. Bilmiyorum valla. Markalar var bilmem neler var. Aynen öyle NFT olarak satamazlar ki.